Akşamüstü annesi dışarı gidiyor. Yani hurda toplamaya gidiyor. Sözde dedi onlara ekmek almaya gidiyorum dedi. İçeride elektrikli soba yanıyormuş. Soba devriliyor ama nasıl devriliyor kimse bilmiyor, görmüyor. Karanlık, içeride ışık yanmıyordu. Biz içerideyken seslendi, bağırdı işte. Çocuklarım, çocuklarım diye. İmdat, imdat diye onun sesine kaçtık. Biz gittik baktık çocukları dışarı çıkartmış. Gittik üstüne, beşi de üst üste yatıyorlar yani. Belliydi yani, onlar cansızdı. Ambulansı aradık, ekip geldi, itfaiye geldi. Ondan sonra müdahale ettiler, hastaneye kaldılar yani. Şu an bildiklerim bu kadar. Olay dün akşam 7.30 sıralarında işten geldiğim saatte işte sadece duyduğum annesinin çığlıkları işte Esma teyze, Esma teyze koş çocuklarım öldü diye bir bağırışma duydum. Annem önce dışarı çıkıp koşturdu, arkasından ben koşturdum, arkasından babam koşturdu. Babam elinde fenerle koşturdu. Olay anında yani ortalık karanlık, burada aydınlatma direği de yok. O şekil içeri hani evin içine doğru koşturduk. İçeride bir hani bir duman. Ondan işte o anda annesi de çocukları dışarı çıkarıyordu. Zaten gördüğüm 5 çocuğun annesini onu dışarı çıkardığını görünce yani o anda 5'inde zaten hayatını kaybettiğini orada anladım yani. Dumandan zehirlenmişlerdi. Bir çocuğunun vücudunda yanıklar vardı. Diğerleri yanıksız şekilde sadece böyle kararmışlardı yani. Plastik falan topluyor işte o anda. Onları da satacağım. Sonra dönüşte işte biraz zaman kaybediyor onda. Sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktığını söyledi bize. Kapılarda kilit yok ama pimapen kapı olduğundan kapıyı çekip pimapen kolu çıkartıp ayrılıyormuş çocuklar yanından. Bize de öyle söyledi. Çiple o çocukları ben kurtardım. Beş çocuk, beşi de ölmesi. Çok zor ya. Bir şey yapmıyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Bir ay kadar olduk gidelim. Geliyoruz ama kalmıyoruz ki burada. Oturacak yatacak yer yok. Kendiler bilmeden gittiler işte. Çocuklar biz geldim kucağımızdan yemezler hiç. Telefon geldi. Oğlum gelmiş buraya, fabrikası var burada, heykel fabrikası var. Anne dedi, böyle böyle dedi. Şeyin çocuk, Hakan'ın çocukları dedi, zehirlenerek ölmüş dedi. Tanımaz mıyız be çocuğum? 12 senelik biz buradayız, biz burada yaşıyorduk.